Merhabalar, hepinize esenlikler diliyorum. Bu videomda hem Arap örfündeki hem de sahabe dönemindeki evlilikleri ele alacağım. Özellikle de 4 halifenin evlilikleriyle ilgili merak edilen bir takım sorular var. Bunlara cevap vermeye çalışacağım. Aynı zamanda İslam öncesinden İslami döneme ne değişti, ne değişmedi bunu ortaya koymaya çalışacağım ve bu bağlamda evlilik kriteriyle ilgili dile getirilenlerin neler olduğunu gözler önüne sereceğim. Aslında daha önceden Hazreti Ayşe üzerinden meseleyi ele almıştım. Sonra küçük yaş evliliği meselesinin ne olduğunu ele aldım. Hazreti Ömer'le ilgili merak edilen evlilik konusunu dikkatlerinize sundum. Yalnız hala tartışıldığı için ben de bu konuyla ilgili merak edilen diğer evliliklerin ne olduğunu ve bu bağlamda ne tür uygulamaların klasik fıkhın referansı olduğunu gözler önüne sermeye gayret edeceğim. Öncelikle şunu belirtelim ki sevgili dostlarım, Arap örfündeki var olan evlilikle ilgili uygulamaların tamamı olduğu gibi İslam'a taşınmıştır. Bir kere bunu belirtelim. Yani İslam zannediliyor ki yepyeni evlilik kriterleri getirdi. Böyle bir şey yoktu. Aslında örfte var olan uygulama aynen devam etmiştir. Şayet örfte herhangi bir hukuki problem varsa burada dini kriter devreye girmiş. Bunun ötesinde daha önceden de belirttiğim gibi yaş kriteri, yaş denksizliği, evlilik sayısı, eş sayısı gibi konularla Kur'an hiç ilgilenmemiştir. Bu tamamen örfün kendi akışı içerisinde devam etmiştir. Burada bizim için problem olan temel konulardan birisi örfte var olan küçük yaş evliliğini getirip de dini kriter gibi topluma sunmak ve buradan özellikle klasik fıkıhçıların ürettiği bir takım yorumlar üzerinden işte efendim kızlarda 9, erkeklerde de 12 yaş evliliği şeklinde bir formüle veya kritere dönüştürmeleridir. Bunu da dini metinlere dayandırarak veya işte geçen anlattığım videoda da ele aldım bu konuyu veya Hazreti Peygamber'in Ayşe ile evliliği üzerinden bunu meşrulaştırmanın doğru olmadığını anlatmaya çalıştım. Ki daha öncelerde de bu konuyla ilgili epey söz söylemişliğim vardır. Söylemek istediğimin özü şudur. Evet, dini metinlerden küçük yaş evliliğine engel hiçbir şey bulamazsınız. Ve hatta referans da bulabilirsiniz. Benim özellikle şimdiye kadar yapmaya çalıştığım şu. Siz Arap örfündeki bu uygulamayı getirir de dini referanslarla veya dini metinlerle referanslandırmaya çalışırsanız bunu bugün izah edemezsiniz ve dini metinleri ezdirirsiniz. Neye ezdirirsiniz? Örfe, geleneğe, gelenekteki uygulamalara. O nedenle de örfle dini metinleri veya bu bağlamdaki dini kriterleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla da evlilik bildiğimiz örfle alakalı bir şeydir ve bu toplumdan topluma da değişebilir. Şayet burada hukuki bir problem varsa elbette ki din o zaman buna müdahale eder. Şimdi mesela evliliklerde Araplarda sınır yoktur. Bakınız aynen devam etmiştir. Her ne kadar dörtle sınırlandırmadan bahsediliyorsa da bir kere tekrar altını çizeyim. İslam kesinlikle bir dört eşlilik sınırı getirmemiştir. O ayette, Nisa 3'teki ayette nokta nokta noktadır. Yani ikişer, üçer, dörder, beşer alabilirsiniz şeklindedir. Buna bakarsanız ama burada ayetin sonunda bir ifade vardır. Bu bir deyim olarak kullanılıyor ve siz tek olanla yetinin diyor ve ondan sonra da zaten izah etmiştim. Bir daha aynı konuya dönmeyeceğim. Bu bir. Diğer yandan evlilik sevgili dostlarım aynı zamanda imkan meselesidir. Millet zannediyor ki herkesin 4-5 tane 5-10 tane eşi vardır ve bunlarla hayatlarını sürdürüyorlar. Böyle bir dünya yoktur. Nitekim yapılan araştırmalarda da ve birazdan da sunacağım bir takım istatistiklerde de göreceksiniz ki aslında Araplar da öyle çok fazla çok eşlilik yaygın değil. Bunu ancak imkanı olanlar kullanabiliyor. Bunu belirtelim. Bu aynen İslam'dan sonra da devam etmiştir. Nitekim de işte Hazreti Peygamber'in ve sahabenin evliliklerinde de aynı kriterleri görürsünüz. Bakınız eş sayısı hiçbir zaman problem olmamıştır veya böyle bir konu kaynaklara yansımamıştır. Diğer yandan Arap örfünde genelde yani veli çocuğunu evlendirir. Ve bu konuda çocuğa zaten fikirde sorulmaz. Üstelik de çocuktur. Dolayısıyla da örfte yaş sınırlaması yoktur. Yaş sınırlaması olmadığı için bu uygulamada olduğu gibi İslam'a taşınmıştır. Ama yetişkin belli bir döneme yani belli bir olgunluğa gelen kadınlar
Şayet babaları veya velileri onları evlendirmek isterse yeri geldiğinde bunlar da şart koşmuşlardır. Mesela bazı kadınlar boşama şartını istemişlerdir. Ne bileyim mesela bu bağlamda özellikle Hind'in Ebu Sufyan'la evliliği çok ilginçtir. Hind yani kendisi tercih ediyor. Babası birkaç alternatif sunuyor. Ben diyor bunu tercih ederim. Veya Akil bin Ebi Talip evlenirken eşi yani zengin bir kadındır ki Akil de yani biraz mal düşkünü birisidir. Yani benim malımdan ancak boşama hakkı bende olur ve beni boşamayacaksa benim malımdan yararlanabilir diye böyle şart getiriyor. Yani demek istediğim böyle şartlı evlenenler de vardır ama genel olarak veli evlendirir ve çocuğa da fikri sorulmaz. Veli de onu güçlü, itibarlı bir başka kabileden birisini bulduğu zaman küçük, büyük bakmaz evlendirir. Boşanmış, evlenmiş, bir daha boşanmış, bir daha evlenmiş bunlar kriter değildir. O yüzden de Araplarda dikkat ederseniz birazdan da belki tekrar edeceğim bu mevzuyu. Biri boşar, bir akraba boşar, öteki alır. O boşar, öteki alır. Bizde mesela Türk örfünde bir kadın yani bir arkadaş yani bırakınız akrabalığı bir arkadaş boşansa onun eşiyle bir diğer arkadaş evlense düşünün toplumsal vasattaki bunun karşılığını. Ama Arap toplumunda böyle bir şey yoktur. Bu itibarla da bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. O yüzden boşanma ve yani evlilik de pamuk ipliğine bağlıdır ve çok kolay bir şekilde boşanabilirler Araplar veya burada da sürekli kadın mağdur edilirdir. İşte edilmektedir. Din burada devreye girmiş ve kadının mağduriyetine yönelik birkaç hususa rötuş yapmıştır. Yoksa diğer konular aynen devam etmiştir. Bugün de temel sorunlardan birisi bu uygulamanın hala din gibi sunulması ve yetmedi dini metinlerden de referanslandırılarak bugünkü yaşadığımız pedofili sapıklığına kadar veya diğer yandan çocuk evliliğine kadar dehşet ve vahşet sahnelerine kadar birçok hezeyanları görüyoruz. Bir baba 6 veya hadi 6 değil belli anlaşılan ama 11, 12, 13 yaşlarındaki bir çocuğu götürüyor. Yani dini kriter adına adeta bir yetişkin bir erkeğe tecavüz ettiriyor. Bu korkunç bir şey. Bu neden kaynaklıdır işte? Dinle alakalıdır. Nasılsa din buna cevaz veriyordur. O nedenle de cehaleti siz dinle eşitlerseniz veya yani dini cahil ellere bırakırsanız olacağı budur. Bu tip insanların da yapmayacağı bir çılgınlık da yoktur. Nitekim de hala o taife bu cani babayı hoca efendi alim olarak millete dayatmakta vesaire. Şimdi Mekke'deki birkaç zengine bakalım neymiş bunların evlilikleri. Ondan sonra diğerlerine en çok bilinen örneklerden gideceğim. Bunların eş olarak eşleri var bir de cariyeleri. Ebu Sufyan'ın toplamda 8 evlilik yaptığı ama bir batında 8 evliliği sürdürmüyor onu belirteyim. Mesela hiç cariyesinin olmadığı söylenir ama aslında cariyesi de vardır. Nitekim de işte Ziyad bin Ebi'nin ondan olduğu söylenir ama bu biraz da problemli bir konudur. Netice itibariyle 8 evliliğinden 17 tane çocuğunun olduğu söylenir. Mesela Hakem bin Ebul As vardır. Bu 5 tane eşi 5 kadınla evlenmiş. Bir tane de cariyesi 31 çocuğu olmuş. Böyle birkaç rakam vereceğim size. Mesela ilginç örneklerden birisidir. Safvan bin Ümeyye kalburüstü zenginlerdedir. 6 eşi vardır. Cariyeden çocuğu olmamış. 18 tane çocuğu olduğu söylenir. Velid bin Ukbe 4 tane eşi var. 3 tane de cariyesi ve toplamda 15 çocuğu var. Bakınız bunlar Mekke'nin kalburüstü zenginleri. Ama başka örnek de vereyim. Mesela Hakim bin Hizam Hazreti Hatice'nin yeğeni yani Hatice'nin kız kardeşinin oğlu Mekke'nin kalburüstü zenginlerindendir. Tek eşlidir mesela. Diğer yandan Ebu Cehil'in oğlu İkrime ki Mekke'de önemli bir simadır İkrime'de mesela tek eşlidir. Bakınız böyle de vardır. Bu çok eşlilik büyük oranda görebildiğim kadarıyla Taif bölgesinde yaygın ve buradaki bir takım bankerler, zenginler evlenmişlerdir. Ve hatta bunların 5-10 isim sayılır 10 taneden fazla hatta kimisinin 20 tane, 9 tane, 10 tane, 20 tane eşinin olduğu söylenir. Mesela Gaylan bin Seleme gibi, Mesud bin Muhatteb gibi, ne bileyim işte Muhatteb bin Amr gibi veya Urve bin Mesud gibi, Süfyan bin Abdullah gibi veya Ebu Akil gibi bir takım isimlerin 10 eşli olduğu, bunlardan bazılarının gelip Medine'ye Müslüman oldukları, Resulullah'ın da güya onlara 10 eşinden 6'sını boşayın gerisini 4 taneyi tutun diye böyle bir öneride bulunduğu iddia edilir ama bu kesinlikle doğru değildir bunu belirtmiş olayım. Çünkü böyle bir mesela Medine'de
10 tane eşi olup da İslam'dan sonra bunu 4'e indirildiğine dair bir örnek de yoktur. Bu Taiflilerle ilgili son yıllarda geliyorlar zaten, en son yıl malumunuz şeye, Medine'ye tabi oluyorlar. Aynı iddianın Hazreti Ömer tarafından söylendiği de iddia edilir. Yani bu adamlardan birisine, Gaylan'a 10 eşinden 6'sını boşa, 4 tanesiyle hayatını devam ettir. Peki boşananların hukuku ne olacak? Orası tartışmalı. Netice itibariyle bu öneri Resulullah'ın veya Ömer'in söylediği de iddia edilir. Dolayısıyla da bunlar arasında 9 eşi olanın olduğu veya aynen Müslüman olduktan sonra da yine kaç tane eşi varsa o eşleriyle devam ettiklerine dair de örnekler vardır. Peki bu neden bu çok eşlilik yaygın bu Araplarda veya çok evlenme boşanma? Şimdi çok kadınla evlenmek az önce de söylediğim gibi bir imkan meselesidir. İki, akrabalık bağı kuruyorsunuz, çok çocuğunuzun olması demek aynı zamanda Arap için en büyük güç ve yani itibar göstergesidir. Mesela çocuğu çok alan adama zellade derler. Yani çok çocuk doğurtan, bu bile bir meziyet olarak algılanır Araplarda ve akrabalık ilişkisi kurmak, akrabalık tesis etmek, özellikle güçlü kabile önderlerine kız verip de onlarla akrabalık kurup böylece güç devşirmek, iktisadi beklenti, siyasi kaygılar ve az önce söylediğim sahiplerden dolayı nüfuz ve güç artırma isteği. Bunun yanında mesela özellikle de Arapların bir de dul kalan kabile kadınını mutlaka evlendirmeleri gibi bir uygulama vardır. Çünkü onlarda namus çok baskındır. Hep cahiliye dönemini kötülemek için farklı anlatılır. Dul kalan kadının adı çıkıp da kabile zedelenmesin diye onu mutlaka evlendirirler. Nitekim de birazdan anlatacağım, Hazreti Ömer'in kızı Hafsa dul kalınca bir an önce kızını evlendirmek istemesi örneğinde bunu göreceğiz. Şimdi gelelim, bu birkaç örnek Mekke'de verdim. Mekke'de daha yani çok eşlilik yaygın. Enteresandır, Medine'de daha farklı. Medine'deki sahabeler veya Müslüman olanlar, yani Medine'ye hicretten sonraki evlilik oranına baktığınız zaman eş sayısı daha aşağıdadır ve bunun yanında aynı zamanda da Medine'deki kadınlar daha baskındırlar. Yani Mekkeli kadınlar zaten Hazreti Ömer'de bundan yakınacaktır. Yani çok daha itaatkar gözüküyorlar. Medine'li kadınlar yeri geldiği zaman karşı çıkabiliyorlar. Böyle de bir tablodan bahsedilmektedir ki nitekim de Hazreti Ömer'in de bundan yakındığı ve Hazreti Peygamber'e dert yandığına dair haberler var. Geçelim 4 halife evliliklerine. Hazreti Ebu Bekir'in mesela İbn-i Sa'd'ı açar bakarsanız 4 tane eşinin olduğundan bahseder ve bir takım çocuklarının adını verir. Ama eşleriyle ilgili toplam 4 ile 7 arasında eşinin olduğundan bahsedilir. Ve bu evlilikleri ile ilgili temel kriterlerden birisi mesela ilk eşi Kuteyle, bundan Abdullah ve Esma adında çocukları doğuyor ama Kuteyle Müslüman olmadığı için onu boşuyor. Ondan sonra Ümmü Ruman'la evleniyor ki Hazreti Ayşe'nin annesi, daha sonradan hicrette Habibe ile evleniyor. Bu Ensar'dandır ki kendi halife seçilmesinde de Hazreti'nin desteğini almasının sebebi budur. Daha sonradan da Esma ile evleniyor ki Esma çok ilginç bir figürdür. Çünkü Esma Cafer'in eşidir. Demin dediğim gibi dul kalınca Hazreti Peygamber onun Esma ile evlenmesini istiyor. Zira Cafer Mu'te'de şehit düşecektir. Bu evlilikten de Muhammed bin Ebi Bekir doğuyor. Dikkat edin sevgili dostlarım. Cafer'in eşiyle Ebu Bekir evleniyor. Ebu Bekir öldükten sonra bu kadınla Ali evleniyor. Yani kadının birinci kocası Hazreti Ali'nin ağabeyi Cafer'dir. Bakınız, bizim toplumda böyle bir evlilik olsa muazzam bir dışlama olur veya kabullenilmez. Ama Arap toplumunda bunlar hiçbir zaman sorun olmamıştır. O nedenle de ben sürekli şunu söylüyorum. Siz şayet örfü, geleneği, kültürü bilmez de ve bu uygulamaları getirir de din diye, sahabe diye, bunlar da vardır diye bunları alır da kriter yaparsanız hocam, anlatacağınız dil, din kalmaz. Onun için de sürekli bağırdık, söylemeye çalıştık. Örfle dini birbirinden ayırın. Fıkıhçıların dayattığı dini kriterler aslında örften devşirilerek, sahabenin uygulamalarından çıkarılarak, sözlerinden veya davranışlarından çıkarılarak ortaya sunulan veya dayatılan kriterlerdir. Bunlar kesinlikle din değildir. Alın size örneği. Sonuç itibariyle toplamda Ebu Bekir'in 7 artı 2 de cariyesinin olduğu ve toplamda 15 çocuğunun olduğu, bunların 11'inin erkek, 4 tanesinin de kız olduğu söylenir. Ama bazı rivayetlerde de cariye ismi verilmez.
Dediğimiz gibi esma ile ilgili bu şekilde bir detaydan bahsettim. Ve Hazreti Ali daha sonradan bu kadınla evleniyor. Diğer yandan Hazreti Ebu Bekir kızı Ayşe'yi küçük yaştadır. Bakınız Hazreti Peygamber'le evlendiriyor. Evlilik aslında Mekke'de konuşuluyor. Ayşe'nin yaşıyla ilgili birçok şeyi anlattığım için bir daha bu konuya girmeyeceğim. Ve yaş meselesi evet ciddi bir problemdir. Netice itibariyle Hazreti Ayşe 15 ile 18 arasında olsa bile 50-55 yaşındaki Hazreti Peygamber'le evlenmesi ve bu yaş kriterlerini peygamberliği Hazreti Muhammed'in bir tarafa bırakıp bu yaş kriterleri üzerinden giderseniz 55 yaşındaki birisiyle 15 veya 18 yaşındaki bir çocuğun veya kızın evlenmesini kabul edebilmek mümkün değil. Çünkü bu örfle alakalı bir şeydir. Mesela Medine'ye geliyorlar, Mekke'de konuşuluyor olay ama Hazreti Peygamber Sevde'yi tercih ediyor. Medine'ye geldiği zaman Hazreti Peygamber bir girişimde bulunmayınca Ebu Bekir diyecektir ki ya sen eşinle evlenmeyecek misin? Niçin evlenmiyorsun? Bakınız şimdi mantığa. Yani bizzat kendisi Ebu Bekir istiyor Hazreti Muhammed'le kızının evlenmesini. Resulullah da yeni hicret etmiş. Dolayısıyla da maddi şeyi gösterince bizzat kendisi yardım eder. Hatta belli ki evi o zaman odası hazırlanmamıştır tam olarak. İlk geceyi, gerdeği Ebu Bekir'in Sunt'taki evinde geçirdikleri muhtemelen de bir süre burada kaldığı Hazreti Peygamber'in veya arada bir buraya gidip geldiğine dair bir yorum da yapabiliriz. Bakınız bir baba küçük kızını Hazreti Peygamber'e veriyor. Niye? Artık önemli bir insandır ve onunla daha yakın kurmak istiyor. Bugün yakın akrabalık kurmak istiyor. Bugün de öyle değil mi? Yani zengin aileler bir kızı istediği zaman genelde yok denmez. Ha, değer yargıları değişebilir ayrı bir şey. Mesela diğer yandan Ebu Bekir peygamberimize kızını verirken peygamberimizin kızına da talip oluyor Hazreti Fatıma'ya. Fakat peygamberimiz ona vermiyor. Bakınız çok ilginç bir örnektir bu da. Veya peygamberimizin evlendiği Ümmü Seleme'nin kocası Uhud'da şehit düşünce iddialara göre Ebu Bekir bu kadına talip oluyor. Fakat Ümmü Seleme reddediyor. Aynı şekilde Hazreti Ömer talip oluyor. Onu da reddediyor. Sonradan Hazreti Peygamber talip oluyor. Peygamber'e de çok istekli değildir ama Resulullah'ın isteği üzerine yani ısrarı diyelim üzerine bu evlilik gerçekleşiyor. Bunlar bir tarafa. Bakınız şimdi arkadaşlık, yakınlık, dostluk arasındaki evliliklerle ilgili örneklerden bahsediyorum. Tabii konu uzayacak ama kusura bakmayın birkaç hususa daha değineceğim. Mesela Hazreti Ali çok daha ilginçtir Hazreti Ali'nin evlilikleri. Bir kere Hazreti Fatıma'nın sağlığında sadece Hazreti Fatıma ile evlidir. Çünkü zaten Hazreti Peygamber bir evlilik girişimi olacaktır. Buna müsaade etmeyecektir. Yani kızının üzerine ikinci bir kadın almasına engel olacak ve diyecektir ki kızımı boşarsa ancak öyle evlenir. Dolayısıyla da Hazreti Ali evlenemeyecektir. Ama Fatıma'nın vefatından sonra Fatıma artı Fatıma ile birlikte takriben 8 kadar kadınla evlenecek ve 10 küsur kadar da cariye ile ilişkisi olacaktır. Bunlardan birçok çocuğu da olacaktır. Nitekim de 8 artı 10 yani 18 kadın aşağı yukarı ama cariye sayısı tam verilmez. Bunu belirtmiş olayım. Toplamda 33 çocuğu vardır. Bunlardan 19'u kız, 14'ü erkektir ve bu 33 çocuğun 14 tanesi de cariyedendir. Dikkat ediniz cariyelerden. İşte ben de mesela sık sık cariyelik hani İslam'da yoktur. Aslında cariyelik kaldırılmıştır ama mevcut hukuk devam ettiği için bunların statüsü dikkate alınarak bu hala İslam'ın içerisinde vardır şeklinde söylüyorum. Ve Hazreti Peygamber'e isnat edilen cariyelerin onun çocuk yani eşleri olduğunu söylüyorum ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz dini metinlerden cariyeliği meşrulaştırabildiğiniz zaman aynı şekilde bu cariyeliğin meşrulaştırılmamasını daha ortaya koyabilecek somut örnekler vardır. O yüzden diyorum ki siz bu örfü cariyeliği getirip de din üzerinden meşrulaştırmayın. Çünkü bu konuya girerseniz bunu izah edebilmeniz mümkün değil. O yüzden diyorum ki dini metinleri bir tarafa bırakın. Örften gidin. Örften gittiğiniz zaman bakınız iki tane sahabeden bahsettim. İkisinden de cariyesinin olduğundan bahsediliyor. Diğerlerinden de yani iki sahabe derken iki halife, ilk iki halife. Dolayısıyla da mesela Hazreti Ali'nin Muhammed el-Eshar adlı oğlu Kerbela'da öldürülecektir. Cariyeden doğma çocuktur. Bunca çocuğu olmasına rağmen Hazreti Ali'nin neslinin 5 çocuktan devam ettiği özellikle Hasan, Hüseyin, Muhammed el-Hanefiye, Abbas el-Kilabiye ve Ömer bin Taglibiye diye çocukları vardır. Yani farklı farklı kabilelerden bunlardan devam ettiğini görüyoruz. Ve az önce de söylediğim gibi Hazreti Ali işte Fatıma'nın sağlığında çünkü ilişkileri çok sıcak değildir. Nitekim de bununla ilgili bir video yapmıştım.
Orada da bunun detaylarını görürsünüz. Hazreti Ali'nin Fatıma ile evliliği öyle mutlu bir evlilik gözükmüyor. En azından verilere göre konuşuyoruz. İşte Ebu Cehil'in kızıyla, ki o da Müslümandır, onunla evlenmek isteyecektir ama Peygamberimiz karşı çıkacaktır. Gelelim Hazreti Osman'a. Hazreti Osman'ın da toplamda 8 kadınla evlendiği, hepsini bir arada değil ama 8 kadınla evlenip boşandığı ve bir tane de cariyesinin olduğu, toplamda 13 çocuğu doğmuştur. İkisi Resulullah'ın kızıdır bu eşlerden. Malumunuz Rukiye ile Ümmü Gülsüm. Peygamberimizin kızı Rukiye'den Abdullah diye bir oğlu doğacak ama 6 yaşında bir horoz saldırısına uğrayacak ve çocuk muhtemelen enfeksiyon kapacak ve ölecektir. Dolayısıyla da Hazreti Peygamber'in iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn olarak nitelendirilecektir. Ben de bunu eleştiririm ve derim ki madem Zinnureyn lakabının verilmesi ve buna bu konudaki romantik yorumları, şayet Zinnureyn ise o zaman Hazreti Ali ve Ebul As da Peygamberimizin birer kızıyla evlendiler. Onlar niçin Zinnur değiller? Yani bir nurlu değiller. Osman, bunun detayları vardı. Osman niye iki nurlu? Yani bunun detayları var. Girmeyeceğim, bu konuyu uzatırız. Daha önceden dile getirdiğim husustur. Tabii biraz seri gidiyorum, kusura bakmayın. Hazreti Ömer'e geldik. Hazreti Ömer'le ilgili baktığımız zaman toplamda 6 kadınla evlendiği ama biraz daha sayı fazla olabilir ama genelde 6 zikrediliyor. 3 tane de cariyesinin olduğu, kendi kızı Hafsa'yı Resulullah'la evlendirdiğini görüyoruz. Ve kızı dul kalınca az önce de söyledim ya, işte apar topar bir şekilde kızına eş bulmak isteyecektir. Hatta önce Ebu Bekir'e önerecek. Ebu Bekir kabul etmeyecek. Osman'a önerecek. Osman da kabul etmeyince bu sefer Hazreti Peygamber'e dert yanacak ve Hazreti Peygamber de kızına talip olacak. Kendi kızını da Hazreti Osman'a verecektir. Bu sırada Hazreti Osman'ın eşi Rukiye'nin de vefat etmiş olduğunu belirtmiş olayım Bedir'den hemen sonra. Dolayısıyla da bakınız, bir baba çocuğunu, kızını evlendirmek istiyor ve neticede böyle bir hadise, Hazreti Osman'ın talip olduğu kadınla Hazreti Peygamber evleniyor. Burada herhangi bir yadırganacak durum yoktur. Bunu kimileri Ebu Bekir kızını Muhammed'e verdi, işte Ömer kızını ona verdi, Hazreti Muhammed Osman'a kızını verdi, Ali'ye kızını verdi, sanki suçmuş gibi. Bugün de yapılabilen bir şeydir bu evlilikleri. Yani bunun niye bunu suç gibi gösteriyorsunuz veya sanki bir nakisaymış gibi. Ama evlenme boşanmayla ilgili bir takım örfteki uygulamalarla ilgili sıkıntılar, tamam, bunu kabul edebilirim ama bu tarz uygulamalar üzerinden kalkıp da hani bir takım tezviratlarda bulunmanın anlamı yoktur. Onu belirtmiş olayım. Şimdi bakınız, Hazreti Ömer iki müşrik eşini de boşadığı söylenir. Bunlardan birisi Müleke, diğeri de Kureybe adında iki kadındır. Bunlardan birisiyle daha sonra Ebu Sufyan'ın evlendiği zikredilir. Muhammed suresinin 10. ayetinde müşrik kadınlarla evlilik meselesi gündeme geliyor ve bu nedenle evlenmeyi yasaklaması nedeniyle, müşrik kadınlarla evliliği bu nedenle Müslüman olmadıkları için onları boşadığına dair de haberler vardır. Keza Hazreti Ömer'in evlilikleri arasında hepimizin de yakından ilgimizi çeken bir konu Ümmü Gülsüm'de, yani Hazreti Ali'nin kızıyla, ki kız oldukça küçüktür ve hakikaten de benim burada asla ifade edemeyeceğim son derece çirkin, son derece iğrenç müstehcen sahneler anlatılır ve hakikaten de yürekleri burkan bir hadisedir ve bakınız, küçük yaş evliliğidir ve şuraya kadar anlattıklarımdan hemen de belirteyim ki sözünü ettiğimiz evliliklerin birçoğu da küçük evliliklerdir. Yani küçük yaş evlilikleridir ve aynı zamanda yaş orantısızlığıdır. Zaten kadınların yani ölüm yaşı oldukça gençtir. Dikkat edin, Hazreti Peygamber'in kızları da aşağı yukarı 28-30 yaşlarında vefat edeceklerdir. Bazen yani uzun yaşayan kadınlar olmuştur ama genel ortalama oldukça düşüktür ve kadınlar da, yani kızlar da çocuk yaşta evlendirilirlerdi. Bu o dönem için sorun değildi ama bugün geldi, insanlığın ürettiği değer yargılarıyla birlikte geldi, bakınız elimizde patladı, bir problem oldu. Problemin temeli nedir? Bir kere medeni hukukun, medeni kanunun belirlediği bir reşit olma kriteri 18. Biz ise bunu dini referanslarla daha aşağı çekiyoruz. Yetmiyor, hatta doğduğundan itibaren bile dine dayandırarak, yani dinden sanki referanslandırarak bunu meşru gösteriyoruz. Bakınız, bu konuda da yine batılılara borçluyuz. Yani kölelikte olduğu gibi bu mevzuda da maalesef Müslümanlar sınıfta kalmıştır ve bu yürekleri burkan, bu iğrenç
Arap örfü maalesef ve maalesef biraz da böyle cinsel arzularını tatmin etmek isteyen, bu özellikle de tarikat cemaat çevrelerinde görünüz ne tür hezeyanlar dillendiriliyor. Hurilerle ilgili anlatılan sahneler, o bir tane zaten birisi vardır, enteresan fantaziler anlatıyor. Bir başkası bakıyorum evlilik ve seks konusunda kitap yazmış, bu meselenin üstüne binmiş ve hala millete bu konuda ahkam kesiyor. Enteresan şeyler anlatılıyor. Her seferinde bakire olacak falan. Sanki cennette başka bir şey yok. Bütün dert bu. Bunlar ne hocam, işte klasik fıkhın, rivayetlerin, Arap örfünün, Arap'ın idealize ettiği o dünyayı böyle süslü göstermek adına ortaya atılan abuk subuk rivayetler ve bunların hepsini getirmişsiniz. Dinin içerisine boca etmişsiniz ve bunlardan bir din üretiyorsunuz ve bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. İşte bugün yaşanan hezeyanın da arka planında maalesef ve maalesef bu gerçek vardır ve zannediliyor ki bunlar dindir. Kesinlikle ama kesinlikle bunlar din değildir. Dolayısıyla da bunların hiçbirisini dinle izah etmek mümkün değildir. Bu itibarla da aslında videomu çok daha devam ettirecektim fakat yani süreyi epey aşmış olacağım. Burada kesiyorum ama bunun bir devamı olarak ashabın veya önemli sahabelerin evlilikleri üzerinden bu küçük yaş evliliği meselesini biraz daha irdeleyeceğim. Öyle benziyor çünkü anlatacağım birçok konu kaldı. Burada kesiyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın.